Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte DJI Mavic Air 2'nin bir nevi mevzi testini yapacağız. Buradan denizin üstünde göndereceğim. Denizin üstünden gönderdikten sonra şehir üstüne çıkacak. Urla tarafına gidecek. Ondan sonra en az 3,5 kilometre göndermek istiyorum. Bir mevzi testi yapmak istiyorum ama çok da zorlamak istemiyorum. Çünkü daha önce drone'umu denize düşürmüştüm. Mavic Air 1'i düşürmüştüm. Bu Mavic Air 2. Bunu birazcık, bu OcuSync 2'yi birazcık zorlamak istiyorum. Tabii ki pili bir %50'ye, %60'a getirmek de istemiyorum. Çünkü dönüşte rüzgar olabiliyor. Mesela giderken rüzgar olmayabiliyor. Ama dönüşte arkasından rüzgar aldığı için, önünden rüzgar aldığı için dönüşte pili çok daha çabuk bitebiliyor. O yüzden rüzgar olumsuz etki edebiliyor vesaire. Neyse, istiyorsanız drone'u şimdiden hazırlayalım ve drone'u gönderelim. Drone'u arkadaşlar tam olarak buradan kaldıracağım. Rotayı size göstereyim. Buradan kalkacak. Buradan denizin üstünden gidecek. Şu tarafa doğru, sonra buraya geçecek. Burada bir tane düğün salonu var. Tabii ki buradan üstünden geçmek istemiyorum. Çünkü riske atabilirim. Ya da çok üstten geçeceğim. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra arka tarafa doğru zaten şehri göreceksiniz. Sonra devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte drone'umuzu uçuralım. Evet arkadaşlar. Drone'u falan açtım. Artık bence uçmaya hazırız gibi gözüküyor. Kayda başlattım diye bakıyorum. Evet, başlattım. Telefon kaydına başlattım. Telefondaki görüntüyü de kaydediyorum çünkü. Bakayım. Drone kaydına da başlattım. Full HD kaydediyor bu arada arkadaşlar. Çünkü burada bunu işleyecek şeyim yok. 4K görüntüm. 4K'yı işleyecek bir bilgisayarım yok. Şimdi ben bunu... götüreceğim bakalım. Nereye kadar gidecek? Şöyle denizin üstünden geçtim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yükseklik 100 metrede. Binaların üstündeyim, yolun üstündeyim. 100 metreyi biraz 150 yapalım hadi, hem daha iyi çeker. Daha sağ üst köşede görüyorsunuz RC yazıyor. O sinyal çekim gücü daha son çekiyor. Şu an yarım kilometredeyiz. 150 yapalım istiyorsanız. Diyor yasal limiti geçtiniz diyor. 120. Böyle biraz sol yapalım. Tabii şehir üstünden geçerken arkadaşlar ne oluyor? Oradaki Wi-Fi'lar var. İşte elektrik direkleri vesaire var. Onlar bir elektrik paraziti yaratıyor. Haliyle onlar olumsuz etkiliyor sinyal çekim gücünü. Yani denizin üstünde giderken çok daha rahat görüyorsunuz şeyi, menzili. Çok daha ileriye gönderebiliyorsunuz ama şehir üstünde o kadar ileri gitmiyor. Yani denizin üstünde olduğu gibi olmuyor. Şöyle kamerayı aşağıya çevireyim. Siz de bakın. Nerelerdeyiz? Binaların üstündeyiz. Şu an 1000 metredeyiz pardon. Mahsus smooth hareketler yapmaya çalışıyorum. Şöyle size de ama birazcık etrafa bakabiliriz. Bakın dağlar var. Nereye gidelim? Yani şöyle yaparsak geri gitmiş oluruz. Burada amaç menzil testi gibi bir şey olduğu için şöyle mi gidelim? Gidelim. Şurada bir bina var. O okul sanırım. Oraya yaklaşalım. Urla'da geziyoruz. Biraz daha yükselelim çünkü orası yüksek, bakın arkadaşlar. Tabii yine yüksekteyiz ama ne olur ne olmaz. 230 metredeyiz. Şöyle size denizi de göstereyim. Denizimiz bu şekilde. 1500 metredeyiz. Turuncu yanmaya başladı 1600. Nerede?
Yani sinyalde şimdi artık yavaş yavaş sinyal azalmaya başladı. Dün burada 2500'de falan bu şekilde rahat gittim. Sonra geri döndüm. Bakalım nereye kadar gideceğiz. 260 metredeyiz. Daha pi'de %86, yani bayağı da var. Şurada cami var. Üç çizgi mi? İki çizgi mi? Üç çizgi. Şöyle aşağıya bakalım mı tam? Yükseklik belli olur. Vallahi kuş çarpması iyi ama hiç de kuş da gözükmüyor etrafta. Tam şöyle kamerayı aşağı çevireyim. Gimbalı. Tam aşağıda da böyle oluyor. Ha, iki çizgi şimdi düştü. 2500 metredeyiz. Bakın cami var. Biraz menzil testi olacağı için şu boşluğa doğru gideyim. Hem şehir üstü tehlikeli. Düşerse de oraya düşsün. Allah korusun. Bari 3 kilometre görelim ya. Ha, 2 çizgi oldu. 3 oldu tekrar. Saat üst köşede çıkıyor zaten. Daha %82, bir sorun gözükmüyor. Bakalım etrafımızda neler var. Bakın. Binalar. Vallahi bayağı keyifli ya. Şurada bak, havuzlu siteler varmış. Üç kilometreyi gördük arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş artık sinyal kopuyor. Ben çağırayım mı? VX sinyal uyarısı verdi. Ben hadi riske atmayayım arkadaşlar. Koptu. İnşallah bağlanır. Evet, tekrar bağlandı. Ufak çapta bir kalp krizi. Tekrar koptu. Ufak çapta tekrar bir kalp krizi. Yani 3 kilometre şehir üstü diyebiliriz herhalde buna. Pilimiz %76 Allah'tan. VX sinyal hatası gelmeye başladı. Hadi bakalım gelebilecek mi? Ama düşüyor yani, rakamlar düşüyor, sayılar. Bakın. Yani tabii risk sonuçta. Sinyal arttı ama görüntü güncellenmiyor. Kader anı. Bir sefer zaten drone'u denize düşürdüm. Yine böyle menzil testi yapıyordum. Videoyu sakın ileri sarmayın. Ağladığımı falan duyarsanız. Aa, yalnız hareket ediyormuş. Gimbal hareket ettirdim de o kadar yavaş gidiyor ki. Neyi var? Şu gimbal hareket ettirince öğrendim. Hiç ben ellemiyordum. O zaman bayı üstten mi geliyor ya? Damağa çarpmasın. Güneş de parlıyor, gözükmüyor ki. Oo, bayı üstten geliyor, bari yükselelim. Biraz yükseleyim. Tabii en kestirme yoldan geliyor demek ki. Şöyle bir yükseldim de.
geliyor ya, bir sıkıntı yok. Tabi C modu olduğu için 3 kilometrede şehir içinde şu an tıkandı. Bence artık yavaştan alçalabiliriz ya. Buralarda eski bir şey yok. Cami vardı, onun minaresi ne kadar küçük gözüküyor bakın. Yani o kadar yüksekteyiz. Şu cami bakın. %65 ya, pili çok iyi ya. Mavic Air'in hemen 15 dakika falan uçuyordu yani. Şu an son çizgi çekmeyle başladı. Vallahi ilk arkadaşlar bu drone'u aldığım hafta falan böyle gönderemiyordum tabii. Hani her üründe olur ya. Böyle ilk alırsınız, böyle hani telefon alırsınız. Böyle hemen kutusuna falan koyarsınız, hatta böyle yastığa şey, yatağa bile atmazsınız. Böyle yumuşak koyarsınız falan. Sonraki haftalar fırlatmaya başlarsınız. Yeni elektronik aldığınızda böyle tozunu falan alırsınız. Bunda da öyle. Yeni bir drone aldığınızda böyle çok uzağa yollamıyorsunuz falan. Ondan sonra gün geçtikçe, uçurmaya başladıkça daha fazla zorluyorsunuz. Yani o şey geçiyor. Gerçi artık gün geçtikçe her elektronik eşyaların fiyatı arttığı için bu dediğim olay çok da yaşanmayacak gibi ama. Oy, daha 250 metredeyiz yükseklik. Bence gayet güzel bir video oldu ya. Evet arkadaşlar, böyle bir menzil test yaptık. Bakalım kalktığı yere inecek mi? Biraz ben yukarı aşağı yaptım ama hiç ellemeyeyim bakayım. Tam şuraya inecek mi? Tam şu an distance geldi, yani mesafe olarak geldi. Tam buranın tam yukarısında olması lazım. Kamerayı şöyle aşağı indirelim. Anlarız. Oo, çok alakasız yerde gibi ya şu an. Oynadık ya, o yüzden herhalde. Yok yok, şu an farklı bir yere inecek bu. İnmesin inmesin. Durdurdum. Durdur. Ben manuel indireyim bunu. Gerçi yine oraya da inebilirmiş sanki ama. Neyse arkadaşlar, bu video bu şekilde oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Drone'umuz da gelmek üzere.